Merhaba, 41 gün speaking serisinin 41. gününe hoş geldiniz. Bugün özel bir gün çünkü sizinle tam 41 gündür daha iyi İngilizce konuşmak, farklı sorulara gerek TOEFL, gerek IELTS, gerek PT, gerek günlük konuşmalar olsun pek çok alandan İngilizce konuşma sorularına ne yaptık? Yöneldik, onları inceledik, cevaplar verdik ve pek çok arkadaşımız sizinle birlikte burada soruları cevapladı, programı takip etti. Güzel, bizim için bireysel disiplin ve çalışma adına çok değerli, kıymetli bir zaman dilimi oldu. O yüzden hepinizi tebrik ediyorum. Şimdi bugünkü soruda ne var? Ondan sonra yarın bizi neler bekliyor? Yarın sizin için bir sürpriz dersim olur muhtemelen ya da bir sürpriz video olabilir. Daha şu an içeriğini tam olarak kararlaştırmış değilim ama yarın da nasipse görüşeceğiz. Şimdi bugünkü sorumuz ne? Do you think there will be less illness in the future? Yani sizce gelecekte daha az hastalık olacak mı? Yani hastalıklar azalacak mı? Her zamanki gibi ilk önce daha kısa cevabımla daha sonra da daha uzun cevabımla devam ediyorum. I think there will not be fewer illnesses or less illness in the future because For example, modern medicine is able to solve some of the problems, some of the health problems or diseases, but then new illnesses or new health problems emerge. So, we may be able to get rid of some diseases, but some new diseases emerge and therefore I think the number of diseases will not decrease. Evet, bu benim ilk cevabım oldu. Şimdi ikinci cevaba geçecek olursak um, whether there will be fewer diseases in the future or not is not certain or not very clear because personally I feel that we are able to solve or eliminate some of the health problems or diseases, but when we do so, I think new health problems, new diseases emerge. For example, I think maybe in the past there was. Uh, There wasn't cancer, there wasn't AIDS. Some modern diseases emerged, I think, in the last 100 years or so. So, there are, of course, advances in medicine and technology, and I'm sure or I hope one day we will be able to eliminate these deadly diseases. But then uh, there are a lot of chemicals in our lives, there are a lot of um, Harmful ingredients in our food, there are a lot of genetically modified foods, and so on. So, I think they have a detrimental impact on our health, and probably uh, there will be a lot of deadly or harmful diseases in the future, too. So, that's my personal opinion. Evet Buddha, da ikinci cevabımız Oldu. Şimdi, Tüm cevapların yazılı halleri yok ama bazı cevapların yazılı hallerini Kirk Gün Speaking sayfasında Hüseyin Demirtaş'ın İngilizce sitesinde bulabilirsiniz. Benzer şekilde şimdi sizden ne istiyorum? Her zamanki gibi bu sorulara cevaplarınızı yorumlarda bekliyorum. İlk önce sesli olarak kaydedin. Önce hazırlıksız sonra hazırlıklı şekilde. Sonra cevabınızı yazıya döküp yorumlarda bizimle paylaşın. Böylece kolayca okuyabilelim. Siz de diğer yorumları cevapları incelemiş Olun buna ek olarak ses kaydı paylaşımından daha önce paylaşmış bahsetmiştim bununla ilgili detaylar da yine sitede yer alıyor şu ana kadar ses kaydı paylaşım yapmış kişilere zaten bu linkler gidiyor dosyalar gidiyor oradan inceleyebiliyorlar detaylar yine aynı şekilde Hüseyin Demirtaş'ın İngilizce sitesinde yer alıyor oradan inceleyebilirsiniz. Evet böylece 41 günü tamamlamış olduk. Açıkçası tebrik ediyorum sizi. 41 günü bu azimle bu süreklilikle devam ettirebildiyseniz bu sizin gerçekten bu işe ne derler? kendinizi adamış olduğunuzu ve bunu başarabileceğinizi gösteriyor. Çünkü dil öğrenmede en temel şeylerden birisi süreklilik. O sürekliliği, o motivasyonu, o ivmeyi koruyabilmek. Bunu koruyabiliyorsanız zaten başarı eninde sonunda geliyor. O yüzden tebrik ediyorum sizi. Yarın 41 artı 1'de uzatmalarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.